Yani aktörlüğüne, artistliğine 6 ay sonra devam et. Bir sene sonra da başla. Evimi bırakıp gidemem ben. Burada evi kitle, kapıyı kitle. Kitler miyim bu kapı? Kitle git. 3 aylık sırası öndeki. Bilmediğim yere gidemem. İzmit'i bilmiyorum. Nezli bilmiyorum. Abi bir saniye. Bilmediğim yere gidemem. Ben burayı biliyorum. Burada alışmışım. İstidarı biliyorum. Sen bilmediğin işin başına geçen mi? Bunlar hayvan. Hayvana nasıl bakayım? Bir tarafta can var, can. Tamam, bilmediği işi adam, o çiftlik sahibi, ben ona öğreteceğim diyor. Emine Hanım, boşa alkışlama. Neyi alkışlıyorsunuz siz? Kim anlamadım ya? Emine Hanım, ne alkışlıyorsun lan? Tamam. Ben DNA testi istiyorum. DNA testi. Getirsin paramızı, teslim etsin. Parayı çok büyük aslan ailesi. Evet, çok Şah aslan ailesi. Gaziantep'in en büyük ailesi. Evet, çok değerli bir ailem var. Ya arkadaş, ben anlatamıyorum derdim ya. Polisi bizden, avukatı bizden, komiseri bizden, doktoru bizden, savcısı bizden. Ve de sen hakim savcı mısın ki kardeşim yargılıyorsun? Ben bağırıyorum. Gelme abla. Gene kavga başladı arkadaş. Yemin ederim var ya. 300 TL yine 100 milyona git, sil merdiven. Var mı öyle bir adalet? Senin sorunun, sıkıntın, bizim değil. Ailece toplayacaksınız, vereceksiniz. Vereceksiniz. Böyle tatlı sert satın, evinizi satın. Sen böyle satın, evinizi satın. Ben sizi dolandırsaydım, satardın evimi. Sen elinden koydun, sen elinden mi koydun evimi? Elinden mi koydun sen elinden? Emin mi var evinde? Paramız var sizde, paramız. Ya senin paran değil, benim oğlumun parası. Sen orada bir tarafta dur. Benim oğlumun parası. Bir dakika. Senin paran mı o? Otur bir dakika ya, ben başım kalmadı, kaldırmıyor. Arkadaş sen git adamdan çalışsana, adam parayı veriyor işte. Ben ödeyemem, ben itibarım bozulmuş. Benim adamım buradayım zaten. Tüm Türkiye'de olmaz. Öyle şey asla ve asla net düşünme. Sizin gibi aile olmaz olsun ya. Sizin yüzünüzden itibarım gitti benim. İtibarı gitmiş abi. Beyefendinin itibarı gitmiş efendim, duyun. Adamların yüzüne bakacak, insanların yüzüne bakacak şeyim yok benim. Onun suçu yok ki. O çocuk. Anne sabah kalkıp işe göndermezse, düzenli bir hayat kurmazsa, biri çocuk olduk. Hapishanelerde, biri sokaklarda, biri de köprü altında. Benim babam neden ağlamasın babama? Canım feda olsun babama. 70 yaşında da emeğini kardeşini verdin. Neden aldın? Kız kardeşini verdin. Benim abimin elinde altın gibi bilekliği var ya. Madam bu kadar kötü kocasa, bir saniye söz hakkı istiyorum. Bu kadar kötü kocasa neden şu anda zor durumda yanında? Nikahla demişler ki iyi gününde boşan bu çocuktan diye. Neden diyorsun bunu? Ne yapacaksın? Sen bunların beynini yıkıyorsun. 20 milyar sen yedin. Ne yapacak bunu? Ne yapacak bunu? Konuşma. Sen kabul edemedin. Ben verdim. Sen sana fayda olmayan kocanın peşine düştün. Senin kocan Burak diyor, üstüne evlendiğinde yine o ortaya. Ya arkadaş siz Allah yeter ya. Ya kocanın yüzü ne yapalım biz sizin ya. Vallahi yeterim be. Burada kadın kendi canıyla uğraşıyor. Bunlar kocalarının derdine düşmüş ya. Sen daha evvel de kiraya mı para verdin? Müge Hanım ben o konuşabilir miyim? Daha evvel de kiraya mı para verdin? Ya Müge Hanım. Yarısı verdi o biliyorsun. Ona kaç lira verdi? Ona daha önce evlenmeden önce vermiştim ben. Ne kadar? Aldın mı? 20 milyar vermiştim. Doğru söyle, aldın mı? 10 milyarını aldık. O milyar dedi ki ben motorumu sattığım zaman vereceğim dedi abi dedi. Kaç sene oldu? 5 sene. Ha? O vereceğim dedi. Verdi mi? Verdi birazdan. Hayır. Bir dakika durur musun? Yani 20 bin lira verdi. Tamam. 10 bin lirasını ödedi, 10 bin lirasını ödemedi mi? 10 bin lirasını dedi ki abi eşinden ayrılmışım dedi, ben sonra veririm dedi. Tamam dedim ben de. Sen niye bütün bu biriktirdiğiniz paraları hep kardeşlerine veriyorsun? Müge Hanım ben konuşabilir Müge Hanım ben konuşabilirim. Dur bir dakika, Mehmet'le konuşalım. Şimdi yemin ediyorum migrenim tuttu ya. Krediyle ev alacaktık. Bana da kredi çıkmadı fazla. Bunun kocası dedi ki bana da kredi çıkıyor dedi. Benim kaç borcum var dedi, onu öde dedi. Kredi alayım dedi. Kredi alayım sana dedi. Ben de kalktım onun borcunu ödedim bankaya. Kredi aldı mı sonra? Kocası bunu boşadı gitti ondan sonra. Bizim gibi soba yakmadın. O parayla gittin evine klima taktırdın. Sonra bu o paranın yarısını bu. Bir dakika ya. Hayran gelin. Ablamı bağlayayım. Onun seviyesine inme. İnme seviyesine. Ya arkadaş kalkmadı, başım ağrıyor. Bak benim hastalarım artıyor ya. Bayılacağım, bak kriz geçirdim ben vallahi ya. Müge Hanım bana da konuşma payı verir misin? Mehmet'i de sevmiyor musunuz? Ben seviyorum. Olmasa ben... Sevmiyorlar. İlk göz ağrım. Yine atılıyor ya. Arya bunlar giriyorlar kızım. Ondan sonra bu kalktı, çalıştı. 10 milyar verdim. 10 milyarı gönderdi. Yani 500-500 gönderdi. Ben, hepsi tüm göndermedi. 500-500 gönderdi. Tamam dedim ben de. Senin yavaş ev hayal oldu tabii o zaman. Ev hayal oldu. Gitti. E tamam sen belki bir kardeşine bunu yaşadın. Şimdi diğerine niye veriyorsunuz o zaman bu parayı? İşte karısı ben direkt ayaklarına kapandım verme diye diyor. İşte. Tamam Tülay. Gençtir ama ben işte o sırada vermeyecektim para çünkü genç bir delikanlı. Bilmedi. Yani hataya meyilli, hataya açık bir meyilli genç bir delikanlı. Keşke daha bir vermeyeydin ya. Ve bizim ya bak bilmedi. Burada sorunumuz neden kaynaklanıyor biliyor musun? Aile kopukluğundan. Aile kopukluğu olmasa tamam. Kardeşler arasında ben varım, Figen var, Tülay var, Ahmet var, Mehmet var. Burada aile kopukluğundan kaynaklanıyor hepsi. Tamam, bunu biliyorsun ki bu delikanlı hata yapmaya meyilliydi. Keşke de vermeydin, keşke de yani söyleyeydin, konuşaydın. Tamam. Ama oldu bir kere. Şimdi Nasrettin Hoca'nın evine hırsız girmiş. Nasrettin Hoca'nın. Gelip demişler ki işte kapın kilitli miydi, camın açık, kapına kilit vurmamışsın, camın aşağı işte bacağın şöyle bilmem ne falan adama söylemişler. Nasrettin Hoca da demiş ki hırsızın hiç mi suçu yok? Yani bu fıkraları falan bize böyle okulda öğretirlerken niye öğretiyorlar falan diye ben de böyle bütün çocuklar gibi ya biz bunu niye öğreniyoruz falan diyordum. Yani bu fıkraları da öğrenmek lazım. Kardeşim yani gerçekten hırsızın hiçbir suçu yok ya. Yok. Söz, yok. Hırsızın suçu yok. Bütün suçu aslında Mehmet'te. Evet. O da iyi niyetinden. Ben bile Müge Hanım duydum şok oldum. Yani çok gerçekten bir şoka girdim ki. Ya nasıl böyle dedim yani birden beri ben... Ki? İşte bak... Yani Mehmet suçu evet, yani. Yani keşke anne dedim ya tamam. Burada biz varız bana söyleyeydi ya. Tamam, benim abi, kardeşim burada çok büyük bir hata yaptı. Sodalı gazoz istiyorlar sana yani. Yok ben sodalı ayran. Asla o benim abimdir. Asla saygısızlık yapmamışım. Bu yaşımdan sıfır yaşımdan bu yaşıma kadar tamam, başka şeyisi çalışsın. Abi ona söylesene kardeşim. Müge Hanım. Ya dur bir dakika ya. Ben de size tamam onu istemiyor. Bir de sen ne söylüyorsun? Konuş. Ben gerçekten boşanmak istiyorum. Bana ne olur yardım edin. Sizden tek ricam bu. Ne olursunuz. Gidecek tabii. Sokaktan gelen sokağa gider. Kalk git yanımızdan ya. Tamam. Bir kere saygını yitirme. Emine Hanım saygını yitirme. Ya. Lütfen ya. Benim abime kimse öyle konuşamaz. O konuşma şeyini alamadı. Kes sesini. Senin seviyene inmek istemiyorum. Sen benim seviyene dibine indin ya. Abime öyle konuşamazsın. Emine bir otur. Hayır. Tuğba bir şey söyle. Şuraya bak ya parmağı tutma. Yapamazsın. Yeter ya. Haddine değil bu. Yeter. Tamam. Sen o yeteneği kim verdi öyle konuşmayı bacım ikisine? Bacım benim. O da benim abim. Ya bir suçuz ya. Bir suçuz da. Bir şey olmuyor. Bir suçuz ya. Suçsuz hissiniz ya. Neyi konuşuyorsun sen ya? Bir kere geçmiş olsun din. Aramadılar beni ya. Kansere yakalandım. Geçmiş olsun din. Bir kere aramadılar beni. Hiçbiri aramadı. Ama ben kışın ne yaptım biliyor musun? Üşümüş donmuş kaynanam. Elektrikli sobam var benim hiç açılmamış. Onu hiç açılmadan gönderdim. Anamla zıkkım olsun. Sen zıkkım olsun. Hasta yatıyordum yatakta size yemin ediyorum. Gelinimmiş. Çok konuşma. Ben önüne geldim. Yani bir susun da bir ara. Allah Allah. Elim tutmuyor bakar mısın? Tuğba bir şey söyle. Sen bunları niye çağırdın? Dur. Kendileri geldiler korumak istiyorlarmış. Kardeşleri korumak istiyorlarmış. Getirselerdi geldiklerine göre. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu